Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Herkesin kendi evinde kolayca yapabileceği bir tarhana tarifim var. Aslında tarhana tariflerimin çoğunu bu videoda topladım. Hem sorularınıza cevap vereceğim, aklınıza takılanlara cevap vereceğim. Hem de herkesin yapabileceği tarhana nasıl yapılır? İşte onu tarif edeceğim. Öncelikle en çok sorulan soruyla başlayalım. Tarhana otu nedir? Sizin için çayır açımına çıktım. Tarhana otunu göstermeye çalıştım. Hem de yeşil haliyle buldum. Tarhana otunu merak edenler için şöyle bunlar doğada ilaçsız yetişiyor. Böyle koca bir çayırlığın içinde mesela. Şöyle sarı sarı çiçekleri oluyor. Hatta biraz daha gençken şuralarına böyle deri otu gibi bakın. İnce ince kıl yaprakları oluyor. Bunlar çok lezzet veriyor. Bunu böyle köküyle alabilirsiniz ve tencerenin dibine dizebilirsiniz. Şimdi bunu biz kökünden koparacağız. Dereotunun e, tohuma kalkmış gibi. Toplandığı zaman da şöyle duruyor. Kokulu bir bitki. Dereotundan dereotunu andırıyor kokusu. Ama mesela tarınanın içine şu ince ince dalları giriyor ve bunlar çok güzel lezzet veriyorlar. Aktarlarda da kurumuş halini yani bu dalların kurumuş halini bulabilirsiniz. Bazı aktarlar poy otu diye bir ot satıyorlar. Poy otu bu değildir. Bu tarhana otunun ta kendisidir. Biraz daha kısayken de yakalayabilirsiniz. Bayağı bizimkiler tohumak atmışlardı. Tencerenin dibine koyun. Ve üzerine e, domatesi, biberi doğrayarak pişirerek yapabilirsiniz. Ben hem pişirerek hem de pişirmeyerek nasıl tarhana yapılıyor onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu tarhana ile yaptığınız zaman tencerenin dibine bu otu diziyorsunuz. Hem böylece malzemeler yanmıyor, kendi sularıyla pişiyorlar. Domatesi, biberi, soğanı aynı tencerenin içinde koyup pişirebiliyorsunuz. Piştikten sonra tarhana otunu içinden kolayca çekiyorsunuz. Böyle incecik dereotu otu gibi kısımlar e, içinde kalıyorlar. Onlar hem tarhana hem lezzet hem de koku veriyorlar Tarhana'nın olmazsa olmazı salçalık kırmızı biberdir. Şimdi ne kadar tarhana yapacağınıza bağlı olarak bunun miktarı değişebilir. Bazı insan böyle kıpkırmızı tarhana sever. Çok salçalık biber koymazsınız da içine bir iki kaşık kadar salça ilave edersiniz. Genelde aynı oranlarda kullanmaya çalışıyorum. Bir kilo biberden yapacaksanız salçalık biber yapacaksanız bir kilo domates bir kilo da soğan koyuyorum mesela. Mutlaka içine yeşillik doğrayın. Gerçekten ahengi Yine böyle kokusunu, rayihasını arttırıyor. Müthiş oluyor. Ben eskiden koymazdım. Son senelerde koyuyorum artık. Birer demet nane, maydanoz ve dereotunu ihmal etmeyin. Malzemeleri pişirdiğiniz zaman böyle bir tepsiye dökün ve biraz soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra hamur hazırlamak gerçekten çok kolay. Bazı tarhanaların içine bu şekilde haşlanmış nohut ve aşurelik buğday ilave ediyorum. Dilerseniz kuru fasulye de ilave edebilirsiniz. Özel özellikle bebeği olanlar için bu içinde daha çok tat vermiyor. Şimdi açıkçası nohutla fasulyeli bir tarhanayla e, bakliyatsız bir tarhananın arasında böyle çok lezzet farkı yok. Ama mutlaka besininden içindeki vitamininden faydalanırsınız. Özellikle bebeği olanlar için şey, tavsiye ediyorum ve mutlaka içine yine olmazsa olmazı süzme yoğurt koyuyorum 1 kilogram kadar süzme yoğurt şimdi evinin evimde yaptım ben süzme yoğurt koymayacağım taze yoğurt koyacağım derseniz tarhananın biraz ekşiliğini göze almalısınız çünkü o yoğurdun içindeki su tarhana da biraz ekşilik veriyor bunu sevenler de var ve biz muhakkak kaymak koyuyoruz süt kaymağı olmazsa olmazımız. Dediğim gibi birazcık böyle kırmızı olsun istiyorsanız e, Tarhananızı içine salça koymayı ihmal etmeyin. 3-4 yemek kaşığı kadar salça koyabilirsiniz ve daha sonra un ilave ediyoruz. Şimdi ne kadar un koymalıyız? En önemli soru. Yöre yöre değişir un koyma miktarı. Neden? Şimdi siz cıvık yaparsanız tarhananız yani şu videoda gördüğünüz kıvamda yaparsanız aroması bol olur. Ama biraz daha sert unu fazla yaparsanız o zaman da aroması daha az olur ama yine çok lezzetli bir tarhana elde edersiniz pişirilmiş tarhana'dan geçtim. Çiğden yapılmış tarhanaya aynı malzemeleri rondodan geçirerek tarhana da yapabilirsiniz. Benim e, YouTube'da birçok tarhana tarifim var. Açıklamalar kısmına her birinin linkini detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Tıklayarak istediğinize gider, tam bir malzeme ölçüsüyle tarhana çıkartabilirsiniz. Bakın bu şekilde rondoda ince ince kıydım. Çiğden malzememi asla pişirmedim görüyorsunuz biberi, domatesi, işte soğanı her birini rondodan geçiriyorum. Malzeme kabının içine boşaltıyorum ve yine mutlaka dereotu, maydanoz ve nane ekliyorum tazesiyle. Daha sonra yine aynı şekilde kaymağı, süzme yoğurdu ve e, unu ile birlikte yoğuruyorum. Benim e, tarhanamın çok ama çok önemli bir püf noktası var. Çıkartırken o kadar işinize yarayacak, o kadar dua aldım ki. Ben tarhana e, videolarımın altındaki yorumları okumanızı istiyorum. Çok kişi benim tarhanamla ticaret yaptı, sattı, çok teşekkür etti, para kazandı. E, birçok insana ekmek kapısı oldu adeta bu tarhana tariflerim. Ben çok memnun oluyorum, çok mutlu oluyorum bunları okudukça. Lütfen sizler de tarhana tariflerimi denedikten sonra bana yorumlarınızı yazın, bildirin, aklınıza takılan soruları yazın. Gördüğüm anda cevaplamaya çalışacağım. Birçok tarhana tarifimde hamuru sert yoğurdum, cıvık yoğurdum, biraz orta karar yoğurdum, her türlüsünü yaptım. Hamur ikinci gün mutlaka bu şekilde cıvıyacaktır. Hamurun üzerine nefes alacak bir şekilde kapatın. Eğer nefes almayacak şekilde kapatırsanız üzeri biraz e, küflenebilir, beyaz beyaz küf yapar, sineklenme yapar. Bu normal bir durumdur. Ve 10. gün en az 10 gün boyunca bekletiyorum ki en az, e, en iyisi 14-15 gündür. En son çıkartacağım günün akşamı e, tarhanayı tuzla birlikte yoğuruyorum ama bayağı bir tuzla yoğuruyorum. Mesela içine koyduğunuz un miktarınca tuz miktarı değişecektir. Her tarifimde farklıdır tuz miktarı ama epey tuzla yoğuruyorum. Evet tarhana kururken biraz rengini açıyor bu tuz ama... E, hem böyle önceden ıslatmaya gerek kalmıyor tarhanayı hem de dökerken yani tarhanayı çıkartırken size o kadar büyük kolaylık oluyor ki asla yapışmıyor birbirine böyle dağılıyor tarhana elinizde undan farksız oluyor. Şimdi ben size nasıl tarhanaları çıkarttığımı gösteriyorum. En az 12-13 gün bekletin en az sıcak havalarda 10 gün olabilir ee, ama 14-15 gün yani bu günlerde 13-14-15 o günlerde çıkartın 20 güne kadar da çıkartın çıkartabilirsiniz. Azar azar un eklerseniz eğer e, mayayı besleyecektir. İçine ekşi maya koyabilirsiniz ilk yoğururken. Koymayabilirsiniz. Mesela nohut koydunuz koymazsınız maya. Bakın cıvık olarak döktüğüm taranadan sert olarak yoğurduğum taranayı göstermeye çalışacağım bu da mesela sert olarak yoğurduğum tarana bunu da bu şekilde seriyorum sererken böyle parça parça kopartıyorum. Hiçbirinde değişmiyor. Sadece kuruma gün, kuruma zamanları değişiyor. Hava alan bir yeriniz varsa, güzel bir güneş yakaladıysanız cıvık tarana yapmaktan korkmayın. Hem aroması bol olur hem de böyle lezzetine doyamazsınız. Genelde e, sert tarana yoğurdumda e, tarif verdiğim en çok bu eleştiri alıyorum. Un taranası yaptın işte un tadı olur onda diye. Aslında hiç de o kadar öyle un bir tadı olmuyor. Yine tarhana tadı oluyor ama cıvık yaptığınız zaman gerçekten aroması daha baskın oluyor. Böyle kuruduktan sonra terslerin düzlerini çeviriyorum. Sonra böyle elimde küçük küçük parçalamaya başlıyorum. E artık böyle iyice küçük küçük parçalandıktan sonra da böyle sofra bezinin alarak başlıyorum onları yoğurmaya. İşte burada tuz devreye giriyor. Tuz onları birbirinden kolayca kopartıyor. Daha kolay kurumasını sağlıyor. Kuruduktan sonra böceklenmemesini, uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Geçen senenin tarınısını 2 sene sonra da yiyebiliyorsunuz. Yeter ki karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edin. Tarhanayı sofra bezinin üzerinde böyle elinizle ileri geri doğru ufalıyorsunuz. Zaten hemen ufalanacaktır. Bu hale gelecektir. Sonra ben un eleğinden geçiriyorum. Makarna süzgecinden gecinden de geçirebilirsiniz. Kolayca sallıyorsunuz ve alta un şeklinde dökülüyor. O kadar ince oluyor ki ben bu konuda iddialıyım. Bundan daha ince tarına olamaz. Un eleğinden eliyorum. İncecik oluyor. Kuruduğunda da incecik oluyor. Kuruturken neye dikkat etmelisiniz? En önemlisi gölgede kurutmak. Güneş rengini ve kokusunu alacaktır. E, Derseniz ki benim balkonum yok, terasım yok, e, evim var işte böyle iki tane camı karşılıklı açın. Rüzgar alsın yere bir sofra bezi serin. Parkenin üzeri olur işte böyle bir e, seramin üzeri olur. Halın üzeri olmasın yani. Çünkü altın illa geçecektir. Sofra bezlerinin üzerinde kurutun. İki gün, üç gün, hatta bir haftaya kadar kurusun. Evet, eviniz biraz tarhana kokar, ama evinizde de tarhana kurut, e, kurutabilirsiniz. İşte böyle yağmurlu, yağışlı yerlerde de tarhana kurutabilirsiniz. Evin neminde e, tarhana kurutabilirsiniz. Ama en iyisi böyle güzel, gölgeli, hafif rüzgar alan bir yerde kısa sürede tarhana kurutmaktır. O zaman çok daha aroması keskin ve lezzetli olacaktır. Tarhanayı torbalarda değil de kilitli poşetlerde buzdolabında muhafaza ederseniz çok daha güzel lezzetini koruyacaktır. Kokusu uçmayacaktır. Bu da size benden bir tavsiye olsun. Bu yaptığınız tarhanayı önceden ıslatmanıza gerek yok. Gerek inceliği gerekse içindeki tuz oranıyla daha sonradan tuz da ilave edebiliyorsunuz. Yani içine koyduğunuz tuzlar size çok gelmesin hazır çorba gibi suyu koyuyorsunuz tarhanayı koyuyorsunuz başlıyorsunuz karıştırmaya ve ocakta pişiriyorsunuz hepsi bu kadar dilerseniz önden biraz böyle tencerede yağla ya da yağsız da kavurarak pişirebilirsiniz ee, az bir kavurursunuz tarhanayı daha sonra içine su ilave eder pişirmeye devam edersiniz bu da ayrı bir lezzet veriyor fikir olsun diye paylaşmak istedim tarhana tariflerim açıklamalar kısmına tek tek ekliyorum. Videonun sonuna ekliyorum ve kartlara ekliyorum. İnşallah oralardan tıklarsınız ve istediğiniz tarhanayı yaparsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Umarım aklınızdaki sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.